Ozan. Ali. Selamlar kardeşim. Hayırdır? Ya müsaitsen sana bir misafir getirdim de. Merhaba Ozan Bey. Tomris ben. Memnun oldum. Sizinle bir haberinizle ilgili konuşmak istiyorum. Eğer zamanınız varsa. Vallahi var, var tabii de. Yani benim haberlerim genelde pek okunmadığı için biraz şaşırdım tabii. Buyurun ayakta kalmayın. Ya kusura bakmayın, biraz da olaylı bir gün. Yoksa sizi daha iyi ağırlamak isterdim ama. Yok, size zahmet verdik. Teşekkürler. Estağfurullah. Sağ ol koçum benim. Bu arada lütfen sen deyin. Peki. Haber diyordunuz. Evet, bu Sarnıç'taki yangınla ilgili. Ali anlattı. Bu işte İskender'in bir ilgisi olabileceğini söylemişsin. Yani sadece İskender'in değil, abisi Çelebi'nin de. Emin misin? Hı hı. Ya, yani İskender hata yapabilir. Kesinlikle kötü biri değildir ama hırslıdır. Ama Çelebi benim bu dünyada tanıdığım en dürüst, en saygın adamlardan biri. Vallahi Tomris Hanım, beni yanlış anlamayın ama... kendi çocuğunun annesini akıl hastanesine kapatmaya çalışan bir adamdan bahsediyoruz yani. Farkında mısınız? Sen... Yok canım, öyle bir şey mümkün değil. Çelebi Cemre'ye tapar. Yıllardır onu iyileştirmek için... Hayır. İyileştirmek için değil. Hasta etmek için. Ben yoğun bakımdan yeni çıktım, ayakta karşında duruyorum. Sen bir geçmiş olsun demek yerine niye geldiğimi mi soruyorsun? İskender, şu an doğru bir zaman değil. Ali'yi görmeye geldim. Nerede? Bilmiyorum. Kovdunuz mu? Hayır ama bilmiyorum. Nasıl yani, beni bıçaklayan adamı işten bile çıkarmadınız mı? Bilmiyorum. Yok, ben anlamıyorum. Ben kafayı yiyeceğim ya. Yani gerçekten Şimal. Sen bu olamazsın ya. Sen kimsin Şimal? Ya sen benim başıma bir şey gelse sen dünyayı yıkardın ya. Ya hatırlasana, bir gün arabada seninle beraberdik. Adamın biri benim önüme kırdı. Sen benden daha çok sinirlendin, kafamı direksiyona çarptım diye. Adama bas bas bağırdın. Ne oluyor sana ya? O eskidendi. Eskidendi. Keşke bana da önceden haber verseydin. Artık umurumda değilsin İskender deseydin de ben de ona göre davransaydım. Ya ben senin için beni bıçaklayan adamı serbest bıraktım ya. Benim için değil. Atlas için. Ha, şunu bileydin. Atlas benim çocuğum olsa ben ancak onu o kadar sevebilirdim. Neden? Çünkü senin çocuğun. Şimal. Kimsin ya sen? Sen benim dostum, sırdaşım, çocukluğum. İskender, bunları konuşmak için doğru bir zaman değil. Peki. Madem benimle işim bitti. Ama benim işim bitmedi Şimal. Hatta şu andan sonra benim çok daha fazla işim var. Ne demek o? Umurunda mı?
Ali'ye sakın bir şey yapmaya kalkma. Güzel, şimdi dilin açılmaya başladı işte. Tabii ya, İskender ne ki zaten? İskender senin oyuncağındı, tamam mı? Sen sıkıldın, kırdın, attın. İskender'in böbreğini alsınlar, rubunda olmasın. Ama elin Ali'sine hiçbir şey olmasın. Neden peki? İsteyerek yapmadı. İsteyerek yapmadı. Güzel. İsteyerek yapmadı. Eğer Ali'ye bir şey yaparsan seni asla affetmem. Ona gelene kadar önce benim seni affetmem gerekiyor ki o da çok zor görünüyor. Uzun! Hop! Var mı lan gelen giden? Yok abi. Ömer. Oğlum neredesin ya? 2 saattir götümüz dondu burada. Buyurun. Şey, ben sizin geldiğinizi görmedim de. Önemli değil, soğuk gerçekten. Geçebilirsiniz. Buyurun, buyurun. 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 Tomris, korkma. Korkma. Hiç kimseye hiçbir şey söylemem. Sadece seninle konuşmak için geldim. Ozan biraz bahsetti ama ben senden dinlemek istedim. Bak, biz biraz konuştuk. İstersen sen de bir dinle. Tomris teyze gelsene, şöyle otur. Rüya. Cemre'dim. Bana güvenmiyor olabilirsin. Seni ikna etmem de zor biliyorum ama... birbirimizi az çok tanıyoruz Cemre. Yani benim kimseden korkmayacağımı bilirsin. Eğer senin yanındayım diyorsam sözümün arkasında durmama hiç kimse engel olamaz. Zamanın var mı peki? Epey uzun bir hikaye çünkü bu. İstediğin kadar. İstersen otur böyle. Tamam teyze. Ben de geliyorum hemen. Rüya Hanım. Ne oldu diye soracaktım bu İskender meselesi. Ben çok korktum sana bir şey olacak diye. Şikayetçi olmamış. Nasıl? Yani Şimal Hanım rica etmiş. Tabii onun yeri başkadır İskender için. Yoksa yani zordu. Geri adım atmazdı yoksa. Doğrudur. Görüşürüz o zaman. Görüşmek üzere. İnanılır ki bu değil, bu delilik. Bu adam resmen deli. Öyle. İyi de kızım, bir sürü şey anlattın. Defalarca hastanelik etmiş seni. Hiçbir doktor da demedi mi bu halin nedir diye? Sormadı mı? Evet, sordu. Ben de anlatmaya çalıştım. Ama Tomris, Çelebi her seferinde tanıdığı hastanelere götürüyordu beni. Yani onlara da zaten akıl sağlığımın yerinde olmadığını söylüyordu. İyi de yaraları nasıl açıklıyordu? Kaza oldu diyordu. Kendini bir yerlerden attı diyordu. Bir kere balkondan düştü dedi. Bir kere trafik kazası yaptığımı söyledi. Ama her seferinde tabii doktorlara yalvar yakar oluyor. Aman kimse duymasın, basına sızmasın. Karımın yaptıklarından haberdar olmasınlar. Sözüm ona, beni korumak için. Nasıl oldu anlamadım. Birdenbire üstüne deriyor. Ambulans çağırsaydın keşke. Ya o anda onu öyle görünce aklım çıktı. Kucakladığım gibi arabaya attım. Kendinden geçmişti. Nedir durum? Sonuçlar çıkmadan bir şey söylemek için erken. Sen ailesine haber ver istersen. Eğer ameliyata gerek görülürse... Olmaz. Ben o yüzden sana geldim zaten. Yani bu yaşananları kimsenin duymaması lazım. Yoksa kariyeri biter. İyi de Çelebi kızın hali ortada. Böyle bir şeyi yakınlarından gizleyemeyiz. Mümkün değil. Biliyorum. Ben de istiyorum haber vermeyi ama olmaz. Neden? Sahnedeki dekorlar üstüne devrildi demiştim ya. Aslında öyle olmadı. Kendi yıktı her yeri. Cinnet gibi bir şey. Kendini kaybetti. Eğer duyulursa işini kaybeder.
O zaman da her şey... Yani bu rolü alamazsam ölürüm diyordu. Lütfen ben buradayım. Bütün sorumluluğu alıyorum. Sorumluluğu üstüne alıyordu. Ne? Yıllar önce bana bir kız getirmişti. O zamanlar beraberlerdi yani birkaç senedir falan. Hatta Hülya da tanıyordu kızı. Tomris nasıl yani? Cemre'den önce başka bir neden mi yapmış? Adam resmen seri psikopatmış ya. Yani bilmiyorum. Emin değilim ama şimdi sen anlatınca... Kız geldiğinde hastaneye bana sıkı sıkı tembih etmişti kimseye bir şey söylememem için. Ameliyat olmuştu kız. Sonra bunlar toparlandılar gittiler. Yani ortada tuhaf bir şey yoktu. Yalnız kız pek konuşmuyordu o kadar. Peki kim olduğunu hatırlıyor musun Tomris teyze adını falan? O kadar işimize yarar ki bu. Yok be kızım çok uzun zaman önce dedim ya. Ama bir hastane kayıtlarına bakmamız lazım. Şimdi gidebilir miyiz? Tabii. Tamam gidelim o zaman. Hadi. Hadi. Hadi o zaman. Hadi. Siz gidin. Tek tek. Kapı kapı dolaşıp herkese fotoğrafı gösterip sorun. Başüstüne Adnan Bey. Kibar ve saygılı ol. Başüstüne. Hadi dağılın. Buldunuz mu? Hayır. Ama bilmek istersiniz diye düşündüm. Tomris Hanım burada. Sebep? Bilmiyorum. Yanında Ömer Ataycı ile Rüya Hanım da var. Gözünü dört aç. Bana oradan Cemre'nin yerini öğren mutlaka. Annem mi arıyorsun? Evet bir tanem. Konuşup evimize dönmeyi ikna etmek için. Sen ne okuyorsun Güneş'ciğim? Hatırdı mı Kambur'u? Biliyor musun baba? Bu adam terk edilmiş. Hiç kimse onu istemiyormuş. Çok çirkinmiş. Bir de kamburu var. Yazık değil mi baba? Annesi bile istememiş. Baba? Güneş'ciğim, bu kitap senin yaşına pek uygun değil. Ama baba. Hayır. Bu adam terk edilmiş. Annesi bile istemiyor. Bana 1996-97 yılına ait bulabildiğiniz tüm kayıtları getirin. Özellikle aradığınız bir durum ya da bir isim hayır, var hayır. mı hocam? Hayır, sadece kayıtlar. Tamamdır. Uzun sürer mi? Yok, hayır. Gelin çocuklar. Buyurun. Thank you.
Merak etmeyin hocam. Hepsi yaptıklarının cezasını tek tek çekecek. Şimal'den çaldıkları yüzün. Çiçeğin hayatının. Canını kaybeden herkesin. Tek tek bedel ödediklerini görene kadar bırakmayacağım. Hay yaşayın hocam. Gel. Merhaba hocam. Onları da şuraya lütfen. Hocam kayıtlar bilgisayarda yok mu? 25 yıl öncesi neredeyse. Hadi Ömer. Peki Çelebi Kaya Beyli dışında neye bakacağız? Beyin travması yazan bütün raporları kenara ayırın. Sonra? Üstüne dekor yıkılan tiyatro oyuncusunu bulacağız. İnternetten aratalım. Ha. Üzerine dekor devrilen kadın oyuncu. Çıktı mı? Bakıyorum. Çelebi'yle dans ediyorsunuz. İnternetten ulaşabileceğiniz bir bilgiyi bırakır mı arkasında? Vallahi hocam çok haklısınız. Parti kurun, oy verelim o derece yani. Gözünüz işte olsun. Bizimle geliyorsun. Nereye geliyorum oğlum? Ne oluyor? Ne? Lan bırak! Oğlum ne oluyor lan? Lan bırak! Lan, oğlum bırak lan! Bırak! Abim hayırlı günler. Kadını arıyoruz. Buralarda daha önce görmüş olabilir misin? Sağ ol. Ne oldu? İki günde kaçtı mı senin yeni eleman? Öyle oldu. Gül yüzündendir. Alo. Alo. Merhaba Cemre ben. Bana ne? İyi. Şey ben... Bak işini soruyorsan... Kovuldun. Yapmayın, yapmayın ne olur. Bir müsaade edebilir misiniz? Ben neden gelemediğimi size bir açıklayayım. Kocam peşimde. Beni arıyor. Ondan kaçıyorum. Ben size bahsetmiştim ya hani akıl sağlığımla ilgili bir rapor alacağım diye. Onu lehine çevirmiş. O yüzden benim peşime düştü. Ondan kaçıyorum. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Abla biz bu kadını arıyoruz. Akli dengesi yerinde değil de acaba görmüş olabilir misin? Gördün mü görmedin mi abla? Görmedim. Tamam. Duydun mu? Duydum. Teşekkür ederim. Hadi selametle. Thank you.
astın, niye kaldırıyorsun? Paşa keyfim öyle istedi. Kim geldi söylesene. Yürü. Bak göreceğim zaten, ne gizem yapıyorsun. Yürü. Biliyorsan söyle. Yani çıkarık garip hareketler. Vallahi anlamadım. Konuşma, gir içeri. Artist. Otur. Çok fazla vaktim yok. Ne söyleyeceksen kısa, öz anlatacaksın. Peki benim bundan ne çıkarım olacak? Sence benimle pazarlık etmek gibi bir lüksün var mı? Haşa. Haşa da halimi görüyorsun. Kardeşini bıçaklamadığım halde bu delikteyim. Buraya gelmeme değecek bir şey söyle. Ben de seni çıkarıp çıkarmayacağımı düşüneceğim. Ayşe Mehtap Can Doğan, beyin kanaması. Vefat etmiş. Yok, yaşadığına eminim. Gece serin kanlı, sert cisme çarpmaya bağlı beyin travması. Ver bakayım. Bu olabilir mi? Prova esnasında kafasına yukarıdan dekor düşmesine bağlı olarak gelişen... İşte bu. Vallahi buldum. Travmaya bağlı, bilinci kapalı olarak hastaneye getirilmiştir. O değil mi hocam? Odur yani. Kesin odur. Yani o yıllarda kaç tane oyuncunun başına böyle bir talihsizlik gelebilir ki? Değil mi Tomris teyze? O olsun, ne olur. O. Aradığımız ismi bulduk. Ece Serinkanlı. Aralarındaki sır buymuş. Bir şoförle yasak aşk ilişkisi. Beni hapse attırıp çocuğun velayetini alacaklar akılları sıra. Sonra da kızını Ali ile baş göz edecek. Ne oluyor, daha lafımı bitirmedim. Tomris'in kızının yasak aşkından korktuğunu düşünecek kadar aptal biriyle işim olmaz. Ne diyorsun sen ya? Bir. Şimal, Ali gibi birine hayatta dönüp bakmaz. Karını tanımadığın belli. İki, Tomris hayatımda tanıdığım en dürüst, doğrudan kadındır. Cesedini çiğnemeden o eve girmene izin vermişse başka bir sebebi vardır. Mutlaka. Çelebi, Ali ile Şimal arasında bir dümen var. Ali'm gitmesin diye iki gözü iki çeşme ağlamazdı yoksa. Onunla arasındaki sır ne boksa, Ali'ye göbekten bağlı. Bunu adım kadar eminim. Çelebi, beni buradan çıkar, sana yalvarırım. Kulun köpeğin olurum gerekirse. Çelebi. Benden haber bekle. Bu arada sakın saçmalama. Thank you.
Mahalleyi kapı kapı aradıklarına göre burayı bulmaları yakındır. Ne yapalım? Başka bir yer bulacağız illaki. Neresi? Geceden beri dolaşıyorlar ya. Bir yolunu bulacağız Cemre. Telaş yapma, tamam? Ya tam Çelebi'nin istediği şey oldu. Polisten kaçıyorum şu an. Çünkü mecbursun. Ve yanlış bir şey yapmıyorsun Cemre. Gerçekten yapmıyorsun. Sakin ol. Dur. Rüya arıyor. Hoparlörü alsana. Gel. Rüya. Müjdemizi isteriz. Ne oldu? Buldunuz mu? Evet. Aferin be. Neymiş? Ece Serinkanlı. Sana bir şey ifade etti mi? Ece Serinkanlı. Yok, çıkaramadım ya. Çok eski tabii. Ben bile hayal meyal hatırlıyorum. O zamanlar Çelebi'nin evleneceği konuşulan tek kadındı. Senden önce yani. Ece Serinkanlı. Ece dedin değil mi? Aynen, Ece'ymiş ismi. 1997 Şubat ayında bilinci kapalı olarak hastaneye gelmiş. Ağır beyin travması. Ne diyorsun? Tamam, elinizde rapor ya da resmi evrak vesaire ne varsa onu bize vermelisiniz. Çelebi'nin vasiliğini düşürebilmek için. Tomlis, verirsin değil mi? Elbette. Veririm ama raporda Çelebi'nin kadına zarar verdiğine dair bir bilgi yok. Yani Çelebi'nin eski sevgilisinin üstüne dekor düştüğü için Çelebi'yi suçlayamayız. Baba, bu da mı gol değil ya? Ha, sıfıra sıfırız yani. Bütün kayıtları inceleyeceğim. Çelebi'nin kadının yanında olduğunu ispatlayabileceğimiz bir bilgi var mı yok mu bakacağım. Hiçbir sonuç çıkmaz. Sevgilimi hastaneye getirdim der. Yine bu işin içinden sıyrılır bu herif. Gerçekten üstüne dekor düştüyse evet. Ama biz öyle olmadığını tahmin ediyoruz. Eğer öyleyse raporlarda mutlaka buna dair bir iz vardır. Bak, bana akşama kadar müsaade edin, size sağlam delillerle geleyim. Tamam mı Cemre? Tamam. Tamam tabii ki, yeter ki bir şey bulunsun. Sağ ol Tomlis. Bulacağız, eminim. Görüşürüz. Peki şimdi ne yapıyoruz hocam? Burada beklemenize gerek yok. Ben Ece Serinkanlı ile ilgili eğer varsa bütün raporlara, her şeye ulaşmaya çalışacağım. Eğer kadını o hale getiren Çelebi ise mutlaka biz olmalı. Ya yoksa? Raporları da inceleyeceğim. MR, tomografi, artık ne varsa. Denemekten zarar gelmez. Aynen. Ece Serinkanlı, Ece. Ece Serinkanlı. Hala tanıdık gelmiyor mu? Başka bir şeymiş gibi. Böyle dilimin ucunda başka bir isim var sanki. Tamam, ne gibi mesela, söyle. Yani başka bir isim kalmış gibi aklımda. Böyle Emel, Ekin gibi böyle şeyler diye isim geliyor. Yani nereden hatırlayacaksın ki kaç yıl önceki mevzu? O kadın varken muhtemelen sen zaten genç kızdın. Yok. Yani hala gençsin tabii ki de, ben şey anlamında söyledim. Çocuktun manasında, yani ne bileyim 13-14 yaşındasın falan gibi bir şey. Yok. Vallahi gençsin, güzelsin. Güzelsin dedim. Pardon, yani o anlamda söylemedim. Aslında o anlamda söyledim de şey... Tamam. Acı çekme, teşekkür ederim. Karnın acıktı mı? Midem bizi çalıyor. Mahalleye gitmeden yiyelim. Sen balık seviyordun değil mi? Niye laf sokuyorsun? Tutacağım sözümü. Tamam. Tutarsın. Acelesi yok zaten. Sen balık seviyor musun, sevmiyor musun? Onu söyle. Denizden babam çıksa yerim. Hadi. Var mı bildiğin güzel balık restoranı? Alası var. Hem bu sefer yemekler de benden. Vay be. Hadi.
aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Ali, İskender buraya geldi. Abuk subuk konuştu. Ne olur kendine dikkat et. Bir an önce eve gel. Oyalanma. Bırak! Lan İskender! Adamsan karşıma çık lan! İskender! Al! Ne diyorsun? Bu rapor eksik. Hatta yanlış yorumlanmış. Nasıl yani? Şurayı görüyor musun? Evet. Raporda yazdığı gibi tepeden kafasına düşen dekor çarpmasıyla bu yönde bir hasar oluşamaz. Kafatasında en ufak bir çatlak bile oluşmamış. Nasıl olabilir? Sert bir cisimle çok yakın mesafeden sertçe vurarak olur. Boyun bölgesine yediği darbe sonucunda 4. ve 5. boyun omurları zarar görmüş. Emin misin? Evet. Evet de sen kaç yıl öncesine ait PMR'ı niye bu kadar merak ediyorsun? Sonra anlatırım. Handan eminsin değil mi? Yani bu raporları kullanarak bu kadının başına gelenin kaza değil, bilinçli uygulanan bir şiddet olduğunu ispatlayabiliriz. Öyle mi? Kesinlikle. Tomisciğim, ameliyata iniyorum. Var mı başka bir sorun? Şimdilik yok. Çok teşekkür ederim. Alo? Anne. Ne oldu, iyi misin? Lütfen eve gel. Ne oldu, Atlas iyi mi? Hepimiz iyiyiz. Lütfen eve gel. Acil. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. İşbirliğin için teşekkürler Şimal'cığım. Senin için yapmadım. İster Bülent hapisten çıkmasın diye yapmış o. İster başka bir şey için. Ben sonuç odaklı ilerlerim. Hadi Ömer. Bu yaptığın resmen hile be. Ne münasebet. Sen denizden babam çıksa yerim demedin mi? Dedim. Denizden babam çıksa yerim de sushi buna dahil değil. Hadi mızıkçılık yapma. Aa, ama ben ciğer yerken bu kadar naz yapmadım. Bu yaptığın kıyaslama değil, resmen küfür, biliyorsun değil mi? Buyurun efendim. Buyurun. Paşaları önden. Alacağın olsun. Olsun vallahi. Cezan mübarek olsun. Cümlemiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Yok Cemre, yok. Bu Ece Serinkanlı hakkında en ufak bir şey yok.
ne bir şikayet, ne başka bir şey. İce değildi o kadının adı ya. Ne bileyim. İce değil. Bulacağım ben onu. Böyle Esra. Esra da değil. Adnan evliymiş. Esin, Esin! Esin, kadının adı Esin. Ne oluyor şimdi? Bak. Kadının adı mı? Kim? Kadının adı Esin. Yok artık. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Temizdir, merak etme. Sen çetele falan mı tutuyorsun söylediklerimi? Daha neler? Ne bileyim, böyle dandan lafları yapıştırıyorsun, karşılaştırmalar, bir şeyler bir şeyler. Ne? Söyle. Ya tamam, bunu yaşayacaktık da en azından Japon hattında olmasaydı. Ay, duyan da düşman hattındayız sanır. Ya düşman hattı olmasa da burası benim için deplasman yine hayatına baksan. Teşekkürler. Afiyet olsun. Biz bir de çatal rica edebilir miyiz? Hemen. Ya bunun neresi balık Allah için? Bu resmen deniz ürünü koklatılmış pirinç ya. E tamam, o zaman sen de pirinç yemeye geldik diye düşün. Bayağı kastım çünkü. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merci. Sen bana bakma ya, sen bildiğin gibi ye. Nasıl istersen. Bak şimdi bu benim en sevdiğim. Sıçtıran. Şöyle olur. Aynen. Dur dur, eziyet etme dur. Yani bir şeyi de unutmaz ha. Bu bir. Ha. Acı seviyorsun. Seviyorum. Bu iki. Tamam. Bu da üç. Acısı fazla mı geldi? Yo, senin elinde olunca koymuyor çok. Dur şunu vereyim de bastırsın. Yo, bundan ver ben. Bundan mı istiyorsun? Nasıl? Aslında hiç fena değil ha. Değil mi? Ha, böyle acıyla falan gidiyor yani. Hadi hayırlısı, bir klişeyi daha tamamla. Hayırlısı. Efendim kardeşim. Ömer, hemen buraya gelmeniz lazım oğlum. Hayırdır? Ya bu kadın var ya hani, Ece Serinkanlı. Onun başka bir adı var ve soyadı da yeni. Yani ilginç olan ne? Oğlum kadın evlenmiş, kadının artık adı Esin Ece Özhalim. Tamam da oğlum, bunda bu kadar şaşılacak ne var ki? Ne oluyor? Bir saniye Ozan, bir saniye. Bu Esin Ece miymiş, iki isimliymiş işte, evliymiş falan filan. Ozan, anlasana, devam ki. Ömer, bak başka bir şey diyorum kardeşim. Kadının soyadı Özhalim. Bizim tanıdığımız Özhalim soyadlı kim var? Çalıştır oğlum şu saksıyı, hadi Ömer. Kimin karısı? Adnan'ın. Aynen kardeşim. Kadın Çelebi'nin koruması Adnan'ın karısıymış. Yok artık. Bu sefer Çelebi'nin yumuşak karnını bulmuş olabiliriz. Artık bu herif ne saklıyorsa kadını durdurmak için Adnan'la evlendirmiş ya. Of. Kapatıyorum.
acil eve uğramam gerekti. Ben Şimal'i gördükten sonra elimdeki dosyayı hemen getireceğim size. Siz zahmet etmeyin hocam. Biz hemen gelir alırız. Tamam, nasıl isterseniz. Ben evdeyim. Bekliyorum. Olanlara inanamazsın. Çelebi'nin geçmişte şiddet uyguladığı bir kadını bulduk. Sen niye maskeyle oturuyorsun? Özür dilerim. Saklamaya çalışma lütfen. Elinde her ne varsa zorla alacak değilim. Neden Tomris? Sen benim aile dostumdun. Bana dostluktan, arkadaşlıktan bahsetme. Yıllar önce Esin, bugün de Cemre. Yıllarca bana da yalan söyledin. Gerçekten akli dengesi yerinde olmayan birinin sözüne mi inanacaksın? Cemre yalan söylüyor diyelim. Peki ya bu rapor? Esin'in başına dekor düştü demiştin. Doğru. Yalan söyledin. Hala yalan söylüyorsun. Seni bana karşı bu duruma getirecek ne buldun Tomris? Anlasana. Ece Serinkandı'nın yıllar önce çekilen MR sonucu. Ne var bunda? Beyninde oluşan hasar yüksek bir yerden düşen bir dekor parçasının oluşturabileceği bir hasar değil. Biri yakın mesafeden arkasından sertçe vurmuş. Saçmalık. Ne yaptın? O zaman da raporu yazan doktoru mu satın aldın? Bu iftira. Ama sen vurdun. Bunu rahatlıkla ispatlayabilirim. Hadi biz çıkalım. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Ne olan karakara düşünüyorsun? Çelebi ya. Ya bu rapor içinde eski falan derse? Ha, olabilir. Nihayetinde eski değil mi rapor? Yani öyle bir şey yoktur değil mi? Yok yok. Yani raporda yazılanların gerçeği değişmez, eskimez, zaman aşımına uğramaz. Ama Çelebi'yi geçmişi için yargılatmaya çalışsaydık suçu zaman aşımına uğramış olurdu. Yani biraz daha açıklayıcı olsan. Yani Çelebi'yi geçmişte Esin'e zarar verdi diye yargılatamayız. Çünkü suçu teknik olarak zaman aşımına uğramış olurdu. Yani elimizdeki bu belge Çelebi'nin güvenilir biri olmadığını, yalan söylediğini ispat edebilir. Hem Cemre'den önce bir kadına zarar vermesi de emsal gösterilebilir. Evet. Yani vasilik hakkı elinden alınır yani. Tabii ya, herhangi bir alkol ya da kumar problemi bile işe yarardı. Ama biz onu şiddet uyguladığını ispatlayacağız. Böyle birine vesayet verilmez. Bir de kadını bulursak tam sağlamasını yapmış olacağız ya. İyi, çifte dikiş gitmek en iyisi zaten. Kadın işi bende. Tamam. Cemre. Cemre, şans bizden yana. Umudumuz var. Elimizde resmi bir kayıt olacak. İnşallah. Bundan sonrası yokuş aşağı. Öyle mi diyorsun? Öyle. Kesin bilgi. Hadi görüşürüz. Hadi Rüya. Görüşürüz. O zaman ben de gidiyorum. Sen nereye? Ya bir emniyete uğrayayım da şu kadının güncel adres bilgileri nedir ne değildir bir öğreneyim. Şahane fikir. Tamam hadi. Cemre, burada kalıyorsun sen. Ama... Ne aması yani? Şimdi polis seni ararken karakola gelmen mantıklı mı? Değil. Peki Çelebi'nin adamları mahallede ararken dışarı çıkma mantıklı mı? Değil, tamam. Tamam.
Hep böyle mantıklı davranmak zorunda mısın? Ama insanın zaten senin yanında başka bir seçeneği yok ki. Ne demek? Ben öyle öyle fevri, aklına ne gelirse yapan bir insanım yani. Ama bak ne güzel anlattın vallahi. Doğru söze ne denir ya? İyi. Ben kaçtım. Döndüğümde burada ol. Ya başka bir seçeneğim yok zaten. Seçeneğin olmadığı için değil. Gerçekten istediğin için burada ol. Hadi görüşürüz. Tamam, dikkat et. Sen elinde bir dosya tutmuyorsun Tomris. Böyle bir kayıt yok. Anlattığın hiçbir şey yaşanmadı. Her şeyi biliyorum. İskender'i Bülent bıçaklamadı. Bunu siz de biliyorsunuz herhalde, değil mi? Saçmalama. Bana kalırsa İskender'i nişanlısının ölümünden sorumlu tutan biri bıçakladı. Tesadüf bu ya. O da bu evde şoför. Ali. Duyduğuma göre sen de pek düşkünmüşsün ha. Şimal o kadar düşmez diye düşündüm. İnanmamıştım. Yanılmışım herhalde. Eğer dostluğumuza gölge düşerse seni suçluyu kayırmaktan, adil yargılamayı yetkilemeye teşebbüsten, suç delilini saklamak ve değiştirmekten, seni de tehditle ifade değiştirmeye zorlamaktan, Ali'yi kasten adam öldürmeye teşebbüsten içeri attırırım. Gel Atlasçığım. Ben de tam senden bahsedecektim. Bu koşullar altında Bülent'in velayet davasını kazanmasını sağlamam birkaç saatimi almaz. Ha bu arada ana kız sırrınız nedir? Henüz ona gelmedim bile. Benim sınırlarımı eşeleme. Ayaklarının altından dünyayı çeker alırım. Sen beni anlıyorsun. Gözlerinde görüyorum. Gördüğün, bildiğin her şeyi unutacaksın. Her şeyi. Düşman olmaz derler. Doğruymuş. Sana güveneceğimi biliyordum. Alabilir miyim? Verme. Verme. Şantajına boyun eğme. Başka kayıt var mı? Yok. Şimdi hemen benim yanımda hastaneni arıyorsun. Göndereceğim kişiye 1997'nin tüm arşiv kayıtlarını teslim edecek. Tamam? Güzel. Anlaşmayı sen bozmadığın sürece ben de bozmam.
Eğer çok oluyorsun derseniz haklısınızdır ya, anlarım. Ama işte ben de kalkıp size olan bitenin hepsini anlatmak istedim. Fakat bakın, bizim bu kadının adresine ulaşmamız şart komiserim. Bu adam zaten katakulli yaparak karısının vasiliğini aldı. Şimdi bir de üstüne Cemre'yi eve kapatacak komiserim. Siz de biliyorsunuz. Siz de biliyorsunuz, mesele sırf bir kişi değil. Mesele bu çürümüşlük, bu yozlaşmışlık, bu adamların gücünün sınırsızlığı. Gözümüzün içine baka baka bu kadarı da olur mu ya dediğimiz her şeyi bu kadarı da olur diyerek yapmaları. Ama ben pes etmeyeceğim komiserim. Belki isimler değişebilir, belki acı çekenler değişebilir ama mücadele bitmez. Biz direndikçe bu adamlar kaybetmeye mahkum. Peki. En azından denedim ya. Kolay gelsin. Ozan. Eğer eve izinsiz girmeye kalkarsanız aniye tecavüzden alırım içeri. Her şey kurana uygun olacak komiserim. Sağ ol. Kaybol. Adnan, yedik rödebisin hala. Evet. Adamları orada bırakın. Hemen oradan ayrıl. Tamam. Nereye? Esin'in yanına git. Onu alıp güvenli bir yere yerleştir. Anladım. Bir sıkıntı mı var? Cemre ile yardakçıları peşindeler. Ona asla ulaşmamaları gerekiyor. Anlaşıldı. Yollamaktan bahsediyor. İyi. Ne demek iyi? Rüyaya haber vermemiz lazım. Biraz önce burada konuşulanları benim gibi sen de duydun, öyle değil mi? Evet, duydum. Hemen vazgeçtin, direnmedin. Başka çarem mi vardı? Sadece beni değil, hepimizi tehdit etti. Sen de duydun. Ne bekliyordun ki? Alkışlayacak mıydı? Elbette tehdit edecekti. Öyle adalet yerini bulacak, savaşacağız deyince olmuyor. Cahil cesaretiyle de olmuyor. Duracağın zamanı bilmek de bazen cesarettir. Ben hapse girersem her şey düzelecek mi zannediyorsun? Atlas'ı kaybetsem sarnıçtaki yangın kendi kendine çözülecek mi? Elimizdeki tek delili ona verdin. Rüyanın Cemre'nin tek şansı olabilirdi. Ben Atlas'ı kaybedemem Çiçek. Her ne yapacaksam Atlas'ı koruyarak yapmak zorundayım. Aynı şey senin için de geçerli diye düşünüyorum. Ali'yi kaybetmek istiyor musun? Çelebi'yi tanımıyorsunuz. Onun gibi güçlü bir insanın düşmanı olmak istemezsiniz. Bunu sizi düşündüğüm için söylüyorum. Bu mu yani? Bitti mi? Aşağıdakine su yemek verilmeyecek. Baş üstüne.